Soner Çelebi ile Esma-ül Nebi. Sevgili dinleyiciler merhaba. Esma-ül Nebi programına hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgili peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de geçen Siracül Münir isim sıfatından bahsedeceğim. Erir canlar o gül bu-i revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Değerli dinleyenler, her tarafın koyu ve zifiri bir karanlık içinde olduğu bir geceyi düşünelim. Göz gözü görmüyor, adım atamıyor, az sonra nereye düşeceğimizi, kime çarpacağımızı bilemiyoruz. Ama yürümek ve yola devam etmek zorundayız. Şaşkınlığımızı, korku ve heyecanımızı üzerimizden atamamışken bir ışık görüyoruz. Bize gülümseyen, kendine davet eden, gönül alıcı, içe ferahlık veren bir ışık. Nurdan bir kandil, bizi maveraya götüren bir nur. Efendimizin içini dışını pîru pâk eden bir nur. Vahiy nuru ve Efendimizin edebi nuru. Yani Siracül Münir. Ahzab suresinin 45. ve 46. ayeti kerimeleri, şirkin karanlığını aydınlatan Efendimiz'i şöyle tanıtmaktadır. Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve Siracül Münir, yani nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Sevgili dinleyenler, Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisinde şöyle der. Peygamberler, din düşmanlarıyla, Allah'a inanmayanlarla savaşırlar. Melekler de peygamberlerin başarıya ulaşmaları için, ''Ya Rabbi, nurlu bir kandil gibi olan bu peygamberleri, hırsızların üflemesinden, nefeslerinden uzak tut da onlar sönmesinler, nur saçsınlar.'' diye dua ederler. Hırsız da nurun düşmanıdır, kalpazan da. Ey feryat edenin feryadına ulaşan Allah'ım! Bize yardım et. Bizi nur düşmanlarının şerrinden koru. Allah Resulü'nü çağrıştıran diğer iki isim, Taha ve Yasin'dir. Taha, Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olan 20. suresidir. Bu sure, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına vesile olan ayetlerin yer aldığı suredir. Bu surenin ilk ayeti kerimeleri şöyledir. Taha, biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. Ayakta çok durup namaz kılarken ağrılar çeken ve zaman zaman tek ayağının üzerine yüklenmesinden dolayı Efendimiz'e hitaben, ayaklarını yere rahatça ve iyice bas anlamına gelen bir mesaj taşır. Yasin suresi de Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerin 36.sıdır. Kur'an'ın kalbidir. Bu sure bizim sürekli ilahi vahiy ile olan bağlantımızı sağlar ve Peygamber Efendimiz'e at olmuştur. Ne güzel söylemiş şair. Habibi Hak Muhammed, taçdarı efseri Taha. Allah'ın sevgilisi Muhammed, Taha suresiyle hükümdarlık tacını taşır. İnsanların yolunu aydınlatan, karanlıkları dağıtarak hidayet kandili, sonsuz bir nur olan Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun.